İyi akşamlar. Kanal 3 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 3'ün yanında ben Işıl Sekerli'nin sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insan ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Temmuz'da Azerbaycan'da Yurtsever Değerler Platformu adında yeni bir kamu kuruluşunun kurulduğu açıklandı. İnisiyatif grubu ve örgütün kurucularının bugünkü toplantısında yazar ve senarist olan Eldeniz Gülev kurulun başkanı seçildi. VDB'nin kurucuları arasında onlarca tanınmış entelektüel, aktör, şarkıcı, halk figürü, yazar, şair, gazeteci, bilim adamı, eski asker ve insan hakları aktivisti bulunmaktadır. Vatan Değerleri Platformu'nun misyonu ve faaliyetleri ise yayma, yolsuzluk, rüşvet ve ikiyüzlülüğü, her şeyden önce ulusal çıkarları kişisel çıkarların üzerine koyanlar, uluslarını ve toprağı özgür ve özgür görmek isteyenler, Karabağ'ın kurtuluşu için hayatlarını feda etmeyi imtiyazlı olarak görenleri insan ahlakına ağır bir darbe olarak görüyor. Tavizsiz bir duruş sergileyen Azerbaycan devletinin çıkarlarını koruyan, ülkedeki kırılgan sosyo-politik istikrarı gerçek barışa dönüştürmeye, ülkenin toplumunu harekete geçirmeye ve demokratik mücadelede harekete geçirmeye, haksız yere kınama, harekete ve zulme maruz kılanlara ahlaki, maddi ve yasal olarak yardım etmek isteyenler, ahlaki ve etik nitelikleri düşünenler, insan yaşamının ölçütü olarak hümanizm ilkeleri, özgür konuşma, özgür düşünce ve özgür seçime karşı mücadele edenler, henüz siyasi oyunlara katılmamış olanlar vatandaşlığın saygınlığını ihlal ediyor. Vatandaşlık haklarının ve özgürlüklerinin dokunulmazlığını sağlamak için, hukukun üstünlüğünü ve eşit sivil toplumu inşa etmek için anayasanın sağladığı tüm fırsatları kullanarak iktidar ya da herhangi bir pozisyon arayan, medeni bir şekilde savaşanlar içtenlikle siyasi alanlara girerler ve zarar getirmek isteyenlerin demokratik sosyal organizasyonudur. Gürcistan'da ilginç bir olay yaşandı. Ermeni şoförün arabayı düzgün park etmediği için oldu. Böylece Azerbaycanlı kadın Ermeni'den arabasını otoparktan çıkarmak için arabasını yana çekmesini istedi. Ancak Ermeniler bunu görmezden geldi. Bayana hakaret edip ve onu fiziksel olarak istismar edip gitti. Öfkeli kadın sürücü Ermeni sürücünün arabasını ezerek yoluna devam etti. Debile bir yer ya. Mira. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Celal İsev'den yapılan açıklamada düğünler ve yaz törenleri daha fazla insanın toplandığı ve hastalığın yayılması için en verimli koşulların yaratıldığı yerlerdir. Ayrıca birçok akraba ve tanıdıkların evlenmesini bekliyoruz. 500-1000 kişi düğünlere geliyor. Bu yüzden tehlikeli olduğunu belirterek şu sözlerini vurguladı. Bence enfeksiyon sayısı 2 haneye düşerse belirli mekanizmaları uygulayarak düğün yapmak mümkün olacak dedi. Celal İsev karantinanın 5 Ağustos'ta bitmeyeceğini söyledi. İnsanların SMS ile değil daha özgürce çalışması mümkün olacağını, enfeksiyonda gün geçtikçe cesaret verici rakamların var olduğunu bildirdi. Ana Devlet Trafik Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada COVID-19 enfeksiyonunun yayılmasını önlemek için Bakü, Cellabat, Gence, Masallı, Mingeçevir, Sumgat, Yevlaş şehirlerinde ve Apşeron, Berde, Haçmaz, Goromboy, Göygöl, Seyezen ve Şeki bölgelerinde uygulanan katı karantina rejiminin ihlali için
24-25 Temmuz tarihleri arası Azerbaycan Cumhuriyeti İdari Suçlar Kanunu'nun 211. 1. maddesi uyarınca yolcu taşımacılığında kullanılan taksiler ve otobüslerde solunum yollarını koruyan 941 katılımcı aynı kanunun 211. 2. maddesi kapsamında kişisel araçların kullanılmaması nedeniyle idari sorumluluğa getirilmiştir. Ben Işıtay Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.